أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صدق الله العظيم. Tahmin ettiğiniz gibi kaderle alakalı bir yer okuyacağım. Kader, kader dersi değil, kader söyleşi de diyebilirsiniz buna, kader söyleşi. Yani sohbet tarzında yapacağım, konuşma tarzında yapacağız. Kaderi oradan değil de çıkarımlarla biraz bu lazım zannediyorum bugünlerde. Kaderi kader demek de kaderdir. Kaderi kader demek de kaderdir. Anladınız mı? Kaderi kader demek de kaderdir. Söyleşi dedim ya biraz böyle. Neyi talep edersen o seni bulur. Bulduklarınız, talep ettiklerinizdir. Bunu ya fiilen veya halen veya halen yapıyorsun. Şeytan da bu manada kaderci kesiliyor ve diyor ki, beni sen saptırdın diyor Kur'an'da. Kaderci kesiliyor. Böylelikle Allah'a iftira ediyor. Adem Aleyhisselam ise, ben kendi nefsime zulmettim diyor, kaderini iradesiyle seçmiş oluyor. Yani kişi kaderden fiil dünyasında konuşmaya hakkı yok. Onun hakkı adetullah'a, sünnetullah'a, Allah'ın rızası dairesinde hareket etmeye ve seçimler yapmaya hakkı var. Yani kimse bir kader metnini görmediği için elini kolunu bağlayıp da böyle kaderin budur diyemez. Yaptığı yanlışlıkları da kaderimde de böyle vardır diye de kadere iftira etmemelidir. Eğer böyle olsaydı haşir meydanında verin kaderinizin hesabı olurdu. Oysa verin yaptıklarınızın hesabını denmiş. Peki kader nedir? Onu işleyeceğiz işte. Hemen size şunu söyleyeyim. Kader, Esma-i Hüsna'nın, Esma-i Hüsna'ların, Esma-i Fiiliye'nin, Esma-i Zatiye'nin, yani Esma-i Hüsna'nın, bu kainatta cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözüküyor. Yani kainattaki bütünlüktür. Lemalarda nizam, intizam, malumiyet, müşide, taayyün ve evamiri tekvinin hulasası olarak gözüküyor. Hatırladınız mı? Evet, 336. Kaderi anlamak için bu altı zemini anlamak lazım diye söylüyorum. Nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, taayyün, evamiri tekvini imtisal. Kaç tane ettin? İntizam 1, nizam 2, malumiyet 3, meşhudiyet 4, taayyün 5, evamiri tekvini 6. Yani ne demek istiyorum? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünden bir şey çıkabilir mi? Bu bütünlüktür. Yani
İşin başında Esma var. Bakın kaderden bizim bahsimiz hakkımız yok. Her şeyimizi kaderle göre yapmıyoruz. Kaderi anlama noktasında söyleşi ya, kader dersi değil. Kaderin 6. sıraya konmasının bir hikmeti bana geliyor. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi. 6. 6 tane iman esasını hazmeden kişi. Tanımak. Ona ait en büyük delillerimden bir tanesi kader risalesinin sonundaki zeyildir. Ve ondan önceki kader risalesinde işlenen mevzu وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Yani ne diyor? Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki kitab-ı mübinde yazılı olmasın. Kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı Adem-i mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş. Öyle değil mi? Kader nefsi gururdan, ben yaptım. Bak diyor ki kader ve cüz-i ihtiyarı imanın ve İslamiyet'in nihayet meratibinden, kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı Adem-i mesuliyetten kurtarmak için mesail-i imaniye girmiş. Kader hali ve vicdanidir. Yani ne anlatırsam anlatayım şu kader risalesinde insanı yorumlamak üzerine dönüyor. İnsandır kaderde hedef. Yani kendi alemindeki hali ve vicdani uyanışıdır onun kaderi. Yani şöyle diyeyim. Amentü billahi. Allah bizim dışımızdan bir şey. Bizim dışımızda bir şeydir Allah. Yani ona ilmimiz artarsa, marifetimiz artarsa onu tanımış oluruz. Onu tanımış oluruz. Ben, sen, o. Allah bizim dışımızda bir şey. Amentü'deki Allah'a iman artarsa Allah'ı tanımış oluruz. Ve melaiketi, melekler bizim dışımızda bir şeydir. Bizim dışımızda bir şey. Ve kütübi, bizim dışımızda bir şey. Ben kitap değilim. Kitaplara iman bana denmiş. Ve rusulihi, resuller benim dışımda bir şey. Ve yevmil ahir, benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi, kaderin hedefinde ben varım. Sana bir çekirdek ağaç gibi diyebilir miyiz abi? Tekrar çekirdek. Zaten şöyle diyor Üstad, kader çok ilginçtir, çok tuhaftır, hiç kimse burayı dikkatini çekmiyor. Kainatta diyor, kainattan önce her şey yazılı olduğuna delil diyor, çekirdeklerdir diyor. Bak şimdi, yazılı olduğuna delil, ağaçların, tohumların çekirdekleridir, misaldir. Her şey yazılıyor olduğuna delil, meyvenin içerisindeki çekirdektir diyor. Bakın, bir daha söyleyeyim. Bakayım ilginizi çekecek mi? Çok tuhaf. Her şey yazılı olduğuna delil, her şey yazılı olduğuna delil, ağacın kökündeki çekirdeklerdir. Şunu atayım şöyle de. Her şey yazılıyor nun delili de meyvenin içerisindeki çekirdeklerdir. Öyle değil. Fark ne o zaman? Meyvenin içerisindeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı değil mi? Ondan istinsa ediliyor diyebilir miyiz? Aynısı. Yani az önce saydınız abi diğer o mertebeleri. O zaman bizim dışımıza hiçbir şey kalmadı. O nasıl oluyor? Çekirdeğin dışında bir şey yok. İşte ona geliyoruz. Bak şimdi. Her şey önceden yazıldığına delil, her şey önceden yazıldığına delil çekirdeklerdir. Her şey
yapıldıktan sonra yazılıyor o delil, meyvenin içerisindeki çekirdektir. Meyvenin içerisindeki çekirdekle kökteki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. Fark ne peki İrfan? Düşün bakalım. Nesline devam ettiriyor abi. He? Nesline devam ettiriyor. Bir de enteresandır, onun içindeki şey, onun içinde olması oraya yazılmaz. Yani baştaki çekirdeğin içindeki, sondaki çekirdeğin içinde olmasa oraya yazılmaz. Demek ki o en baştaki program ve sondaki program var. O zaman sondaki program başta da olmuş oluyor. Peki yani niye var ki o zaman? Madem meyvenin içerisindeki çekirdekte başı yazılacaktı, zaten yazılmış var. Bak, madem bu ağacı bu kadar masraf ediyorsun, sonunda meyveyi takıyorsun ve meyvenin içine çekirdeği koyuyorsun. Meyvenin içerisindeki çekirdeği de kökteki çekirdeği koyuyorsun. Madem netice o çekirdekse zaten ağacın başında bu vardı. Ama vücuda çıkmamıştı. Evet. He? İlimdeydi sadece. Dedi ki vücuda çıkmam, meyve vermemiş olacaktı. Evet, çok güzel. Çekirdekle kök arasındaki, iki çekirdek arasında tecelli edecek esmalar var, sıfatlar var. Çekirdekte program var, ilim. İlim var. İlim, irade. Değil mi o kadar? Fakat bu çiçekte tecelli etmeyen esma ve sıfat mı var? Tamam. Peki bu ağaç çekirdekten çıktı diye bu ağacı çekirdeğe sokabilir misiniz? Meyvenin içindeki çekirdek de öyle ama... Hayır, ona da sokamazsınız. Odunu nasıl sokacaksın oraya? Çekirdekte bil kuvve var, ağaçta bil fiil var. Bil kuvve bakan esma ayrıdır, bil fiil bakan esma ayrıdır. Bil kuvve ilim irade ile çekirdeği kaydetmiş, fakat burada kudret da var, semi var, hakim var, adil var, rahman var, rahim var. O zaman abi biri kanun oluyor, biri namus oluyor. Gibi. Devam edelim. Bir daha okuyayım baştan şuradan. Ha şey, onu bitireyim. Beş tane iman esasını hazmeden kişi kadere iman ediyor. Yani men arefe nefse fekad arefe rabbe. Yani nefsini tanıyan Rabbini tanır. Şimdi Allah'ı tanıyacak, melekleri, kitapları, melekleri, kitapları, peygamberi, haşiri. Bu insanda neler oluyor? Kendine dönüyor. Yani kaderde hedef insandır. Amentü'deki, amentü billah'ta Allah'a iman etmekte hedef Allah'tır. Allah'ı tanımaktır. Bizden, bizim dışımızda hariç bir şey. Ve melaiketi, benim dışımda bir şey. Onu tanıdım. Ama vabil kaderideki benim dışımda değil. Benim içime döndürüyor. Çünkü kader nefsi gururdan, cüz ihtiyarı adem mesuliyetten kurtardığı için hali ve vicdanidir. Hali ve vicdanidir kader. Hal. Haletleri biliyorsunuz. Hali demek 10 tane latife var. Sır, hafi, ahva, kalp, ruh, akıl. Latifelerin bütünlüğünden ortaya çıkan halet. Vicdanı ise iradedir. Vicdanda ne var? İrade var. Yani vicdan, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bütünlüğü bu, vicdan denilir. Vicdan denilince irade, koy tencereye irade, zihni koy, hissi koy, çünkü sonra latife-i Rabbani'yi koy, karıştır. Peki bunun dışa vuruşlarına bakalım. Kader dersi değil, kader söyleşi, sohbet ediyoruz. Anlıyor musun? İradenin dışa vuruşu nedir? İbadetullah. Tersini yapalım. A eşittir B ise B eşittir A. İbadeti yaptıkça neyin güçlenir senin? İraden. İraden güçlü oldukça ibadetin olur. İbadetin oldukça iraden güçlü olur. İradeni güçlendirmek istiyorsan ibadet yap. 2.
Zihnin vazifesi neydi dişe vuruşu? Marifetullah. Marifetin olursa zihnin berrak olur. Tamam? Zihnin berrak. Zihni güçlü olursa marifetullah olur. His dişe vuruşu nedir? Muhabbetullah. Muhabbetullah'ın göstergesi el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Düşmanını, dostunu Allah tayin eder. Sonra bu üçünün insana yaptığı tesir itibariyle insanda Latife-i Rabbaniyesinde müşahadetullah olur. Müşahadetullah olur. Hal olur. Yani müşahade, bunun dördü vicdandır. Vicdanı olur. Hali ise o halet adlı ders vardı. 10 tane latifenin dişe vuruşunun bütünlüğü. 10 tane latifeyi sayar mısınız? Barla da var. Barla mı getirir misin? Allah Allah. Niye böyle yaptınız? Yani Barla'da bul bakalım. Barla'daki yeri bul. Latife-i Aşere deniliyor. Latife-i Aşere he? Niye? Yerini bilmiyor musunuz? Kaç tane latife var? 10 tane olduğunu biliyor sadece. Esay? Hafi, affa, sır. Beş duyu organıyla birlikte 5 girdi 5. Peki bu aramaya çatınıza gelmiyor mu? 347 yazın. Peki niye böyle ağzıma bakıyorsunuz da böyle? Niye aramaya çatınıza gelmiyor mu komutan? Ara. Bak gene duruyorsun. Peki. 347'de. Şimdi İmam-ı Rabbani'ye göre sayalım. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Kaç etti? 9 etmiyor musun abi? Evet. Şuradan okuyalım bak şimdi. Şöyle burada geçelim. Hatta avam ve havas beyninde taarruf etmiş olan insanın letaif aşeresi ehli tarikin letaif aşeresiyle münasebettardır. Mesela vicdanda asa, pis, akıl, heva, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye gibi letaifi kalp, ruh ve sıra ilave edilirse letaif aşere başka bir surette gösteriyor. Bu başka şekilde bir letaif aşere, letaifler. Daha bu letafeden başka saika, şaika, hissi kalbel vuku gibi şeyler de var. İşte buna izahları yerleri var. Bunu anladık. Bu kader hali ve vicdanidir. 10 tane bu latifelerin işlevinden, işlevselliğinden ortaya çıkan bütünlük koy tencereye. Vicdani, irade, zihin, his, latife-i Rabbani işlevinden ortaya çıkan bütünlük koy tencereye, onu da karıştır. Bu senin kaderin. Hangi zeminde oluyor? Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyun, evamiri tekvini zemininde oluyor. Birisi hariç, birisi dahil. Yani kainattaki kader ağaçtır. Meyve insandır. Ağacın meyvenin içindeki çekirdek sensin. Senin kaderin. Ağacın başı olan çekirdek Nur-u Muhammed'idir. Nur-u Muhammed. Hali kadere vicdani cüz ihtiyara bakıyor değil mi? Çünkü irade olmazsa cüz ihtiyardan tesir etmez.
Evet, aynı öyle. Şimdi devam edeyim. O toparladım mı onu? Amentu billah, benim dışımda bir şey. Ve melaiketi, benim dışımda bir şey. Ve kütübihi, benim dışımda bir şey. Ve rusuli, benim dışımda bir şey. Vel yevmil ahir, benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi, benim dışımda mıdır? Kader, insanın boynuna takılmış. Ayet de var zaten. Biz onların kaderini kendi boynlarına almış. İşte. Yani kadere dikkat ederseniz, kader risalesine iki tane şeyle yapılıyor, yapıyla yapılandırılmış. Birisi kaderin ilmi yapısı, insanı tanımlıyor. İkincisi zeyl enfusi yapısını anlatıyor. Yani kadere iman eden kişiyi tanımlıyor. Kadere iman dersinde bunun ne işi var? Birinci hatve insanın cibili olarak nefsini sevdiğini, ikinci olarak kendini haberi yok, kendini unuttuğunu, üçüncü olarak İyiliğin kaynağı kendisi olduğunu, dördüncü olarak kendisi hür olduğunu ve hiçbir kayıt altında olmadığını zannediyor. Bu dört bütünlük enfüsçülüğü ifade ediyor. Kaderin kendisi insanı yorumlamaktır. Kader, Esma-i Hüsna'nın faili muhtar oluşudur. Esma-i Hüsna'nın faili muhtar oluşudur. Yani Esma-i Hüsna faili muhtardır. Yani kader sevk ediyor, rızkını veriyor, tayin ediyor, gönderiyor, tokatlıyor, adalet ediyor, merhamet ediyor. İsmi Azam mı oluyor o zaman kader? İsmi Azam gibi bir şey yani. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünün faili muhtar oluşu. Esma-i Hüsna icraat. Devam edeyim. Başka ne çıkartacaksınız? Bazı insanların tembelliklerini, sorumsuzluklarından dolayı kadere sığınmaları, kaderi inkar etmemizi iktiza etmez. Birileri kadere sığınması, kaderi fail göstermesi, kaderi suçlu yapması, kaderi inkar etmemizi iktiza etmez. Niye bunu yapıyorsun? Kaderim buydu. Niye derse gelmiyorsun? Abi nasip ya. Yani kader mi yani? E tabi abi diyor. E şimdi suçlu kader midir? Derse gelmeme. Peki derse gelmiyorsun. Peki şu günah. Abi nasip. Günah da. Kim yaptı bunu? Kader yaptı. O zaman haşir meydanında ver kaderinin hesabı olur. Öyle demiyor ki. Ver kaderinin hesabı yoktur. Ver yaptıklarınızın hesabı vardır. Yani birileri çıkıp da kaderi inkar etmesinin gerekçe olarak kadercileri göstererek veya kadere sığınan tembel insanları delil gösteremez. O onların sorumluluklarıdır. Oysa Kur'an'da gelmiş ve gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığını, hatta bir yaprağın düşmesinin Lef-i Mahfuz'da yazılı olduğu, yaş kuru her şeyin Lef-i Mahfuz'da kayıtlı olduğu. Öyle yazıyor Kur'an. Mealleri yazdım yani size. Bir de okuyayım mealleri. Oysa Kur'an'da gelmiş ve gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığını, kader, geçmiş, bak gelmiş ve gelecek. Kur'an'da diyor. Gelmiş gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığını, daha gelmemiş. Yani çekirdekte gelecek ağaç yazılı değil midir? Daha yazılı. Yani unutmayın, bir şeyin formülü varsa bunu sakın ha tevhidde kullanın ve ahiretin ispatında kullanın. Bir şey formül edilebiliyorsa
O şeyin mazisi ve müstakbeli var demektir. Mazisi ve müstakbeli olmayanın formülü de yoktur. Mazi ile alakalı olmayan veya istikballe alakası olmayan bir eşyanın, bir fiziğin, bir kimyanın formülü yoktur. Mesela ayın ne zaman tutulacağını, nerede nasıl gözükeceğini formül edilmiş. Öyle değil mi? Halk bir sene sonra ay tutulursa görür. Alim ise bir sene önce ilim ile görür. İlim ile geleceğe geçer ve formül eder. Formül için, formül için, yani ilim için gelecek yoktur. Geçmiş yoktur. Anda gibidir. An gibidir. Yani ilmi vücut olan çekirdekte geçmiş gelecek hepsi aynı yerdedir. Şöyle düşünün, toprak, çekirdek, Mayıs 1, filizlendi. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos falan gitti. Mesela Bursa'daki çınar ağacı gibi 700 sene. Son yaprakla ilk yaprak arasında ne kadar zaman var? 700. Çekirdektekisi aynı yerde. Peki, kocaman bir ağacın hacmi var. Çekirdekte hacim yok. Kocaman ağacın kütlesi var. Çekirdekteki ağacın programının kütlesi yok. Çekirdeği kastetmiyorum, programın. Ağaçta zaman var. Mayıs 1. Filizlendi. Kaç yüz sene sonra son filiz verdi? 700. Yani alemi şehadette, güneş, hava, toprak, su aleminde dört unsurda yaş vardır. Ama çekirdekte yaş yoktur. Asana zamansız, mekansız. Dışarıda mekan vardır, koca mekanı var, hacmi var, hacim mekandır, kütle mekandır. Ama çekirdekte mekan yoktur. Şimdi çekirdekte bu ağacın yaş kurusu yok mudur? Her şeyi var. Kur'an'da diyor ki biz gelmiş ve gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığını. Başka bir ayet. Hatta bir yaprağın düşmesinin lef-i mahfuzda yazıldığı olduğu, bir yaprak ne zaman nasıl düşeceğini, nereye düşeceğini apaçık yazılı olduğunu, ama daha düşmedi yaprak. Gelecek. Başka bir ayet. Yaş kuru her şeyin lef-i mahfuzda kayıtlı olduğu. Tamam. Ama bu yazı ihtiyarı olanlara yapacak şeklinde, yoksa yap emri şeklinde değildir. İhtiyar ve iradeli olanlara yapacak şeklindedir. İradesi olmayanlara yap şeklindedir. Çekirdekteki program yapacak gibi değildir. Yap, evamiri tekviniyedir. Yani güneşin tutulacağını yazdığımız için olmuyor, olacağını bildiğimiz için yazıyoruz bizde. Ama güneşin ayın tutulması tutul şeklinde, tutulacak. Yani tutul gibi emir şeklinde var. Ama bizim kaderimizde yapacak, yap şeklinde kader yok bizde. Yapacak. Kader, kainatın işletim sisteminde nizam ve bir intizam sisteminde cereyan ettiğini, yani kaderi anlamak için en böyle bir saatlik sohbetimle bunu anlamanızı istiyorum. Kader bir yapıdır, işletim sistemindedir. Bu işletim sisteminin yazılımı şudur: nizam, intizam, malumiyet, meşhudet, taayyun, evamiri tekviniye bütünlüğünün adıdır kader. Bir insanlığın kaderi var, bir de senin kaderin var abi. Evet. Yani bunun içerisinde bir yaprağın kaderi var, bir de dalın kaderi var. Ama bakın, meyvedeki çekirdek
kökteki çekirdek, yani her şey kaderde vardır. Ağacın başındaki çekirdek delildir. Her şey yazılıyor. Meyvedeki çekirdek delildir. Peki fark nedir? Bu ağaca taluk eden esmadır. Bil fiil esma. Orada bil kuvvedir. Yani şöyle diyeyim. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i okusan ezberden veya dinlesen, bizzat kendi okuman arasında farkı anlatayım. Bir kuvvet bir şey. Şu anda siz ne çalışıyor sizde? Kulak ve akıl. Yani o kadar. Bana bakmasan da bunu dinliyorsun canım. Basar yok yani. Ama bizzat sen okursan dilin çalışıyor. Gözün bakıyor. Kulağın duyuyor. Aklın çalışıyor. Dört sıfat devreye girdi. Sen namaz. Namazda da öyle. Senin duyacağın kadar kıraat olması lazım. Yoksa kıraat olmuyor. Ondandır ki mesela Asay-ı Musa yatak odanda okuyun diyorum 10 dakika. En az 10 dakika akşam ile gece 12 arasında sıkıntı pek bu sefer olmaz. Niye sesli okumasını efendim söylüyorum? Çünkü sesli okursan mütekellim, kelam sıfatı aktif oluyor okuyarak. Gözde olmaz. Okuyunca dil aktif oluyor. Kulak duyuyor. Göz okuyor. Akıl çalışıyor. Kaç sıfat girdi? 4. 1. 2. 3. 4. Peki ders dinleseniz 1. 2. Namaz tesbihatını duyuyorsunuz. Namaz tesbihatında. Tekrar etmeyen gafiller. Başta ben. Neyin çalışıyor? Kulağın çalışıyor. Kafan çalışıyor. Tekrar edenler. Dili çalışıyor. Dili çalışıyor. Kulağı da çalışıyor. Kafası çalışıyor. Okuyarak şey yapanlar. Görüyor. Gözü çalışıyor. Dili çalışıyor. Kulağı çalışıyor. Şey çalışıyor. Şimdi her şey başta yazılı olduğuna delil. Kökteki çekirdektir. Her şey yazılıyor. Meyvenin içindeki çekirdektir. Fark ise bu kainata, yani ağaca tecelli eden esma ve sıfat bütünlüğüdür. Burada tecelli eden esma kökte tecelli etmiyor. Peki bu kainat yazılımı kaderse bu kainatın bir hulasası ben değil miyim? Kainatın kaderi bende hulasalanmış. Benim kaderim açılım kainat olmuş. Devam edeyim. Bir de okuyayım. Oysa Kur'an'da gelmiş gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığını, iki, hatta bir yaprağın düşmesinin lef-i mahfuzda yazıldığı olduğu, üç, örnek için üç tane ayet koydum. Yaş kuru her şeyin lef-i mahfuzda kayıtlı olduğu ama bu yazı ihtiyarı olanlara yapacak şeklinde, yoksa yap emri şeklinde değildir. Kader, kainatın işletim sisteminde, nizam ve intizam sisteminde ceyran ettiğini, bir yaprağın bile kayıt dışı kalmazken insan gibi cami bir hakikat bunun dışında mı kalacak? Seni nerede düşeceğini, yaprak nerede nasıl düşeceğini kayıt içinde olacak. Kainatın hakikati, çekirdeği, mahiyeti olan insanın nerede arabaya çarpacağını, nerede burnu kanayacağı yazılı olmasın. Ama bu yazılı böyle olacak, böyle ol diye değildir. Bu insanın kader, kainat işletim sistemine uyumunu, yani detayını Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz açıklamışlar. Yani insan kainata nasıl uyumlur? Yani sendeki kader, meyvenin içindeki kader ağaca nasıl uyanacak? Bu da sünnet-i seniyedir.
çekirdeğinde ağaç yazılı ama Karadeniz'deki bir çekirdeğin, orada olacak bir çekirdeğin ağacın Adana'ya dikerseniz meyvesini değil havanızı alırsınız. Ama Adana'daki bir pamuğu Rize'ye dikerseniz filizi çıkar, şeyi çıkar fakat pamuğu çıkmaz. Ben yaptığım için söylüyorum. İddia değil yaptım. Nar fidanını götürdüm Hatay'dan. Hatay'da 450 gram, yarım kiloya yakın. Ben yarım kilo tartmadım. 450'ye yakın nar tartmışım. Deli Bekirli bir de bir nar var. Başka bir tane de var. Bir şey diyorlar ona. Yok. İki çeşit var. Onlar böyledir. Mübalağasız. Bunun fidanını aldım. Kırıkan'dan Rize'ye götürdüm. Bahçemi diktim. Ve nar ağacı çıktı. Nar çıktı bu kadar şey. Kendisini bile yaprak olarak ifade etti. Havamı aldı. Peki onun kaderinde ne vardı? Bütünlük vardı. Ama zemini bulamadı. Yalnız zemindeki hakikatini gösterdi. Fıtratını edemedi. Etmedi. Çünkü zeminde kendisini ifade edebildiği kadardır. O zaman sizin kaderiniz, bütün kainatın yapısı var. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsanız bütünlüğünüzü ifade edersiniz. Yoksa Kırıkan'daki, Hatay'daki fideyi Rize'ye götürüp Rize'de kemal bulmayan ağaç gibi oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesi zeminidir, toprağıdır. Kainatın kaderinin bizdeki yazılım kopyası bizde. Yani Windows bir yazılım işletim sistemi var. Yani bir çerçevesi var, bir sistem var. Ben bilgisayar satın alınca bana diyor ki al sana bu CD. Bu bir program. Yani Windows'un bir kopyası ama bütünlük değil. Sen benim bütünlüğüm içerisinde müsaade ettiğim kadar istifadeni sağlayacaktır bu. Yani mesela burada misal vereyim. Çok 10 sene önce de veriyordum bu misali. Çünkü top sahasındayız ya. 94'te, 90'da geldik. Top sahasında görüyorum ya çizgiler ne kadar olacağını, penaltı noktaları, direk ve bayraklar. Şimdi bir futbolcu gelse, ben bunları beğenmiyorum. Bu ne biçim kural ya? Yani taç oluyor, ben kabul etmiyorum. Penaltı oluyor, kendisi yapabilir mi? Yok. Peki ne yapar? Stadımın yapısı, top sahanın içi, sistemi. Bu sistem içerisinde kendisi oyun çıkartacak, kendisi oyunu olacak. Yoksa bu sistemi kale almadan kendisi sistem kuramaz. Neye benzer? Aynı bunun gibi bu dünya top sahasında güneşin ne zaman doğacağını sen kural koyamazsın. Top sahasının çipenin altını sen koyamazsın. Çizgiyi sen koyamazsın. Kaşının nasıl olacağını, anne babanın kim olacağını sen diyemezsin. Hatta kendi ismini bile sen koymamışsın. Var mı kendi ismini kendisi koyan? Yok. Ama değiştirebiliriz. Değişik koymak dedim. Koymak, ismini koymak. Yani şeye benziyor. Mimsiz medeniyet kadınları yuvalarına çıkarmamış, uçurmuş. Niye diye soru sordum. Aynı bunun gibi. Kendi isminizi kendiniz koyamazsınız. Ancak kendi isminizi değiştirebilirsiniz. İşte kaderin böyle yani böyle. Devam edelim. Çekirdekte abi de şimdi, yanlış hatırlamıyorsam program Fihris'te Embuzeç vardı. Lumineleri. Az önce dediniz ya Karadeniz'de o neşvinema bulmadı diye. Bulmadı. Yani onun karşılığını bulamadı. Yani dilimizde bütün o kodların olması gibi. Evet. Yani karşılığı olmazsa bu sefer programda olsa da o tezahür etmiyor. Etmiyor. Embuzeci var ama müsaade ettiği kadar çevre. Mesela bak Windows yazılımı var ya. CD'yi taktık bilgisayara. Diyor ki bak arkadaş. Ekran kartı şu olacak diyor mesela. O kadar. Ama bütün imkanları sana sunmuyor. Diyor ki benim bütünlük içinde, sistem içinde sana müsaade ettiğim kadar istifade edebilirsin.
Ama bir tanesi çıkıp da hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Niçin Windows bana bütün yetkiyi bana vermiyor diye hatırımıza bile gelmiyor. Yani sistemin bütünlüğü içinde sana sağlanan saha kadar takdir ve tercihim var. Yoksa Windows'un programını kaldırmaya, başka yapı, ana yazılımına yeni program yüklemeye hakkın yok. Sitedeki bazı videolara tıklıyoruz mesela, şu program eksik diyor, izleyemiyoruz. İzleyemiyoruz. Yani o Windows'un yazılımına kaderdir. Kaderdir. O sana yazılımını vermesi bütünlük içinde, tamam mı? O irade sıfatındandır, irade ve ihtiyar sıfatlarındandır. Orada sen takdir edildiği kadar takdir edebiliyorsun. Yani ne demek? Ben mesela yaşımı tayin edemem. Güneşin ne zaman doğacağını, vallahi bugün karanlık olsun, dün güneşi doğdurmayayım. Böyle bir şeyimiz yok. Bu çünkü sistem içerisindeki bana sunulan miktar kadar hakkım var. Yani o zaman nedir? Benim yazılımım bütünlük içerisinde mana ifade ediyor. Yani bu CD bilgisayar görmüyorsa hiçbir işe yaramaz. Bilgisayar bunu görmüyorsa hiçbir şey yaramaz. İşte bilgisayar şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetleridir. CD benim hayatlarımdaki doğrularım, onayladıklarım, reddettiklerimdir. Bilgisayarın arkasındaki sistem ise Allah'ın Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Çünkü Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür kader. Yani Üstad diyor ki kader sevk etti. Kader riskimi tayin etti. Kader tokatladı. Yani kader bir yazılım falan değil. Aynı zamanda işin başında fail. İcraat yapıyor. Rızık veriyor. Hapishaneye çıkıp koyuyor. Tokatlıyor. Zecir vuruyor. Şefkat tokatı vuruyor. Yani icraat yapan bir alim gibi yani. İcra bir padişah gibi. Fail bir şey. Ölül falan değil. Biraz da devam edelim. Allah da Celle Celaluhu o diyorsa alın denmiş ayette peygamberimiz için. İn huve illa vahyun yuha. O ne diyorsa vahye söylüyor. O ne diyorsa alın. Dolayısıyla o ne diyorsa benim dediğimdir. Dolayısıyla ayet mertebesi gibidir. Hadis-i şerifi de inkar etmek, ayeti inkar etmek gibi aynı olmuş o. Bir sebep herhalde budur. Kadere iman etmek hadis-i şeriflerde sarahat olarak zikredilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaderi amentu billahin 6 taneyi şey yapmıştır. 6 tane hadis-i şeriflerde geçiyor amentu. Kur'an'da şu şekilde kader ifade ediliyor. Hadis-i şerif zaten Kur'an-ı Kerim'in uygulanışı, şerhi ve izahı, hayattaki yaşantısı. Bir daha söylüyorum. Hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim çekirdek gibidir. Yani ayetler, süreler çekirdek gibidir. Bu çekirdekler açılımı ağaçtadır. Ağaçta gözükür. Bu ağaç demek sünnet-i seniyedir. Meyve de insandır. Çekirdek de Kur'an'daki ayetlerdir. Kur'an'daki ayetlerin ne demek olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatında gözüküyor. Örnek vereyim bir tane. Öğle namazının kaç rekat olacağını yazmaz. Nasıl kılınacağını yazmaz. Tarif kitabı değil. Yazmaz. Peki o namazı kaç rekat olacağını, nasıl kılınacağını nereden öğreniyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinden. O zaman sünnet-i seniye nedir? Çekirdek olan Kur'an ayetlerinin açılımı olan ağaçtır sünnet-i seniye. Ağaçta görüyoruz. Onun için ben nasıl yapıyorsam öyle yapın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam.
Allah da in huve illa vahyun yuha, o ne vahyonluyorsa biz söylüyoruz, tamam. Başka bir ayette de alın, eğer Allah'a imanınız varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Habibullah'a ittiba edilirse Allah'a muhabbetiniz vardır. Çünkü Habibullah'a ittiba etmek Allah'a itaat etmek gibidir. Peygamberin sünneti. Kadere iman etmek hadis-i şeriflerde sarahat olarak zikredilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kadere iman etmedikçe mümin olamaz buyuruyor hadiste. Kader Müslümanların özrü değildir. Kabahatlarının örtüsü de değildir. Kaderi kader demek de kaderdir. Başka bir yer okuyacağım. Hadis-i şerifi okuyayım. Neredeki çok kaynağını okuyacağım şimdi size. Tirmizi kader 10 cilt 10 sayfa 2145. Hazreti Cabir radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kul hayrıyla şerriyle kadere inanmadıkça kendine, yani parantez aç, hayır ve şerden kendine isabet edecek şeyi atlatmayacağını, yani parantez aç, hayır ve şerden kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. Bir de okuyayım, düz okuyayım, parantezleri okumayayım. Kul hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça kendine isabet edecek şeyi atlatmayacağını, kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. Yani kul hayrıyla, şerriyle kadere iman edecek. Kendine isabet edecek şeyi edecekse, yazılmışsa atlatamayacak bunu. Başka kaçacak olan şeyi de, kendisinden uzaklaşacak şeyi asla yakalayamaz. Buna iman etmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Şimdi kader hakkında seyahatimiz devam edeyim. 302'de ne diyor? 302'de çeşitli yerlerde bayağı uzun. Onu çabuk okuyabiliriz ama daha kısa var mı? Kader notlarım var. Bayağı 320'de ne diyor? Var mı kısa? Bir söz var ya az önce bunun üzerine ilgili. Nasıl? Eğer kaderimdeyse diyor, nasibimse yani, zaten diyor kaçamazsın yani diyor. Evet. Benim olacaksın diyor. Üzülmeye gerek yok. Ama onu senin bildiğin ilminin dairesinde değil ki kaderinde olup olmadığını söyleyesin. Yok, üzülmeme. Evet tabii yani. Tabii. O zaman bizim işimiz kaderdir deyip yapmak değil, sünnettir diye yapmak, emir diye yapmak, kul diye dikkat etmek. Bizim kaderimizde böyledir diye deme şansımız yoktur. Çünkü kimse, benim kaderim. Ne yapmam lazım sabahın kalkınca bunu? Sonra bunu. Koy kenar yapayım. Böyle kaderi gören mi var? O zaman sana ne emrolunmuşsa onu yapmakla mükellefsin. Kolunu bağlamak değil. Devam ediyorum bak, kadere notlarım var şurada. Mülk ile melekütü birleştirebilmektir kader. Başka? Mülkteyken melekuta, melekuttayken mülke bakabilip ona uygun yaşayabilme becerisini kazanmaktır kader. Benim notlarım bunlar. Başka? 5 tane iman esasına iman eden insanı tanımaktır kader. Başka? Kendini tanımadan, kendinden emin olmadan Allah'a iman edip emin olmak zordur. Olursa da taklididir. Başka? Esmanın hakikat meratiplerine uygun davranmaktır kader. Yani sünnet-i seniye,
hayatıdır. Başka? Büyük insan olan kainata, küçük insan olan kainata bakabilmektir kader. Bir daha söyleyeyim. Büyük insan olan kainata, kainat nedir? Kainat, şeceri hilkat, insan ekberdir. Aynı zamanda bu kainat, Kur'an-ı Kebir-i kainattır. Kur'an-ı Kebir-i kainat. Büyük Kur'an. Aynı zamanda aynı yere insan ekber. İnsan ekberle Kur'an-ı Kebir-i kainat aynı. Peki insan kimdir? Kainat-ı Sûra. Alim-i Asgar. O zaman büyük insan, küçük kainat. Yani kainatta ne yazılmış varsa insanda yazılıdır. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainat insanın açılımıdır. Kainat insanın etsa ve efradıdır. Ağacı bakıp çekirdeği görmek, çekirdeği bakıp ağacı görmek. Evet, aynısı. Ona göre kainat olmak için, şeceri hilkat kadar imbisat edebilmek için kaderine, yani fıtratına uygun yaşamaktır. Başka? Kainatın yazılımını insanda görülmesi, insan da bu şahit olması, yani bütün kainatı insanda yazılmış. Yani Windows'un yazılımı senin CD'ne vermiş. Onu orada görmektir kader. Başka? 5 iman esası ile insanın kendini tanımasıdır. Yani Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsülü ve yevmil ahir. Bu kainat bütünlüğünde gözüküyor. Bununla kendini yorumlamasıdır. 5 tane iman esasına iman eden insanın kendisini tanımasıdır. Neyle? Bunlarla. Kader insanı yorumlamaktır, insanı tanımaktır bu makamda. Çünkü kadere iman eden neticesi nedir? Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden ne olur? Emin olur. Şöyle diye geçmiyor. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden Allah'a inme artar. Kadere iman eden meleklere inme artar. Kitaplara, peygamberlere, her şey yakiniyeti artar demiyor. Kadere iman eden kederden emin olur. Kim? Ben. Kaderin hedefi benim demek ki. Kader hali ve vicdanidir. Kader nefsi gururdan, cüz ihtiyarı, adimi mesuliyetten kurtarıyor insanı. Esmaların bütünlüğüdür kader. Uygulayayım. Bu bana ait bir örnek. Gene dedim ya benim notlarım. Şimdi uyguluyorum. Güneş, amentü billah, su ve melaiketihi, muamele, zamanlama, mekanlama ve kitabihi, toprak ve rusulihi, toprak üstündeki ağaç, haşrihi, toprak altındaki çekirdeği ve bil kaderihi veya kainatın yazılımı olan evamiri tekviniye veya esmanın bütünlüğü. Amentü billahi uyguladım. Amentü billahi, güneş ve melaiketi su ve kütübihi muamele, zamanlama ve mekan ve rusulihi toprak vel yomil haşri toprak üstündeki ağaç dirildi ve bil kaderihi toprağın altındaki ağacın altındaki çekirdek. 6 tane iman esası ağaca uyguladık. Çünkü ustad insan bir çekirdeğe benzer diyor. İman esaslarını uyguladık orada. Güneş, amentü billahi. Su, nereye misaldı? Meleklere. Ve melaiketi. Sonra muamele, zamanlama, mekan. Bu da kitaplara. Toprak, ben bir aynayım. Tamam mı? Herkes kendisini orada görür. Peygamberlere, toprak üstündeki ağaç dirilmeye,
Toprağın altındaki çekirdek, ağacın kökü çekirdeği ise vabil kaderi. Peki güneş. Güneş, su, su, hava, muamele, zamanlama, zemin. Bu bir. Güneş bir. Su iki. Hava, zamanlama, muamele ve zemin. Bu bir. Toprağın üzerindeki ağaç bir şey. Toprağın altındaki çekirdek bir şey. Güneş, amentu billahi ve melaiketihi, su ve kütübihi, hava, zamanlama, muamele ve mekan. Tamam. O ve rusulihi, toprak. İnsanın inşa edildiği sünnet-i seniye sahip toprak olmalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mürat-i Muhammed'den Allah görünür daim. İnsanın inşa edildiği yer. Vel yomil yok. Ve bil kaderi ve rüsülü vel yomil ahiri. Yomil ahiri. Toprağın üzerindeki ağaç. Dirilmiş, meyve vermiş. Ve bil kaderihi. Toprağın altındaki, ağacın altındaki çekirdek. Altı tane iman esası böyle. Uygula, dışa vur. İşte çekirdek bu program. Hakikat insaniye cihetiyle kainatın çekirdeği. Ağaç. Tamam. Çekirdek. Ağaç. Yaprak. Su. Yok. Muhammed. Çekirdek. Ağaç. Yaprak, çiçek, meyve, tekrar çekirdek. Meyvenin içindeki çekirdek. Meyve insan. Haşri. Meyvenin içerisindeki bir hakikat köktekinin aynısı. Sonra. Aklıma takılan ya, siz diyorsunuz ki kader esmanı bütünlüğü diyorsunuz. Bütünlüğünün fail muhtar oluşu. Ama biz hani anlattığınız şeyler genelde gösterilen, açığa çıkan yerler. Mesela intizamdır, nizamdır, evamir, tekviniyedir. Onlar mesela şöyle denilmesi lazım gelmiyor mu o zaman? Kader sıfatın bütünlüğüdür. Yani sıfatın bütünlüğü demek şöyle şey yapıyor. Şimdi sıfatlar iki tane ya. Zati ve subuti sıfatlar. Bazı şeyler var ki zatı sıfat insanda bu var, kainatta yok. Kader Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Esma-i Hüsna sıfatı tamamen göstermemiş. Çünkü şöyle diyeyim. Soğan kabuğu gibi. En dış taraf Nur-u Muhammedi. Kainatın çekirdeği. Gir içeriye. Esma-i Hüsna. Tamam. Bazıları inkar eder Nur-u Muhammedi'yi. Neyse Esma'dan alalım. Esma-i Hüsna en diş kabuk. Esma'nın kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şunat-ı zatiye. Şunat-ı zatiyenin kaynağı mahiyet-i zatiye. Sıfatın her şeyi Esma'da yok. O zaman kader Esma-i Hüsna'nın faili muhtar oluşu. Yani bütünü Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünün faili muhtar oluşu. Niye? Kader sevk ediyor, tokatlıyor, rızkını veriyor, büyütüyor. Yanlış şu, kadere iman etmeyi kim söylemiş? Din. O zaman dinin aleyhinde değildir. Ve insanın menfaatinadır. Kadere iman etmeyi din ortaya koymuşsa dinin kendisini ortadan kaldırmaz. Yani kadere iman etmeyi büyütüp de ya dine zıttır, bu yanlıştır, dine hücum etmek eğer olsaydı bunu din koymazdı. Kadere iman etmeyi din getirmiştir. Din getirmişse rahmettir ve nimettir. Kadere iman etmeyenin mazi ve müstakbelden kopuk olacağını, kadere iman etmeyenin mazi ve müstakbeli olmayacağını ve anı yaşayacağını. Peki hiçbir şeyi yorumlayamaz. Kader aynı zamanda formüldür.
Formül bir şeyin edilebilmesi için bir formül. 1 bölü kat kare. Hız eşittir yol bölü zaman gibi mesela veya. M1 çarpı M2 bölü de kare. Yani bir şey formülüze edilebiliyorsa onun mazisi var ve istikbali vardır. İstikbalin en güzel delili formüldür. Ahiretin en kesin delili insanın ruhudur. Çünkü beka istemesi bakiyi gösterir. Beka isteyen insanın faniye delil olamaz. O ki beka yok, insanın için sonsuzluk istiyor. Fanide bulunan insanın beka istemesi, bir anda her yerde olmak istemesi, dert keder istememesi, yani istediklerine bakın hiçbirisi dünyada yok. İnsanın yazılımına baktığın zaman dünyayla hiç alakası yok. İsteklerine bak bakalım, hiç bakalım bir tanesi var mı? İsteklerine bakın, bir tane var mı bu dünyada? Beka istiyor, yok. Bir anda her yerde olmak istiyor, yok. Dert keder istemiyor, yok. Ölmek istemiyor, yok. Yani peki böyle bir ortamda bunun ne işi var? O zaman bu isteklerine bakılırsa bu kainat, yani bu dünya, bu kainat insanı inşa etmemiştir. Fani insanı inşa etseydi insan beka istemezdi. Fani eşya insanı inşa etseydi, fani dünya insanı yapmış olsaydı insanda beka duygular olmazdı çünkü dünya fani. Kainat insanın açılımı. Dolayısıyla Allah'lık hakikatı insanlık zemininde aynı isamette haşa en cami tezahür ediyor. Allah'lık hakikatı, Allah deyince esmadaki Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Yoksa konuştuğumuz bütün Allah esmadaki Allah'tır. Sıfattaki değil, şuunattaki değil, mahiyet-i zatiyedeki değil. Esma-i Hüsna'daki Allah, yani İsm-i Azam'dır, bütün isimler en iyi nerede gözükür? Aynı isamet olan insanda gözükür. Allah'lık hakikatının en cami aynesi insandır. Kadis-i Kudsi'de her şeyin bir sırrı vardır. Benim sırrım insandır. İnsanın da sırrı benim diyor. Ben insanın sırrıyım, insan da benim diyor. Bir de okuyayım. Kainat İnsanın açılımı, dolayısıyla Allah'lık hakikatı insanlık zemininde aynı isamette haşa en cami insanda tezahür ediyor. Kader sebep sonucun bütünlüğüdür. Kader sebep, yani çekirdek meyve. Kader bu bütünlüktür. Unutmayın, bir şeyin sebebi o şeyin dışındadır. Bir daha söylüyorum. Allah tevhidin çaktığı bir füzelerden bir tanesidir. Bir şeyin sebebi ondan öncedir ve dışındadır. Yani yapayım. Bu masayı yapan masanın dışındadır. Ve masadan öncedir. Ve masaya benzemez. Doğru mu? Bu masanın sebebi benim. Masadan önceyim. Masaya benzemem. Ve masanın içinde değilim. Bir şeyin sebebi içinde olamaz. İçinde olursa kendi kendine olmuş olur ki mantıksız bir devrik cümle olur. Ne demek? Kendi kendine demek, olmayan ben, beni yapmışım. O zaman yapılan da yapan aynı. Hem yapılan, beni kim yaptı? Ben. Olmayan beni, olmayan ben yapmışım. Kendim kendimi, kendi kendine. Olmayan ben, olmayan ben beni yapmış. O zaman yapılanla yapan aynı olur mu? O zaman bir eşyanın sebebi eşyadan öncedir ve dışındadır. Kainatı yapan fail kainattan öncedir ve dışındadır. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Zamanı ve mekanı yapanın zamanı ve mekanın dışındadır. Zamanı ve mekanın dışında olanın zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı yoksa yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ağaçtaki meyve insan. Uyguluyorum.
Meyvenin içerisindeki çekirdek kadere iman. Çekirdekteki çekirdek ile çekirdekteki şey meyvedeki çekirdek ile ağacın kökündeki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. Bir yerde var. Ondan sonra onu da hulas edip kesiyorum. 320'yi okuduk. 312'yi okuduk. 302'den cümleleri sağlayarak çabuk çabuk bitireyim. Kader söyleşi kader dersi değildir. Bazılar diyecek ya kader dersini. Kardeş kader söyleşi kaderle dolaşıyoruz. Kader şimdikilerle geleceği keşfetmek, geleceği görmek gibi konuşmalar gayet normal gelmeye başlamış. Geleceği tasarlamak, geleceği çizmek. Geleceği konuşmak, geleceği duymak, geleceği inşa etme konuşmaları hepimize ortak olan normal geliyor. Değil mi? Mesela geleceği fark etmiş bilim adamı, geleceğin programını yapıyor demiyor muyuz? Hükümet çok güzel bir program yaptı veya bilim adamı, hep geleceğin adamı, geleceği güzel görmüş, geleceği fark etmiş. İradeye geçmiş. Anlıyor musunuz bak? Gündelik hayatta zaten kaderi konuşuyoruz. Geleceği görmüş bu adam. Geleceği fark etmiş. Bugünü yaşamıyor. Geleceği yaşıyor. Bugün planını yapmıyor. Adam geleceği yaralamış. Demiyor musunuz? Ve formül. Bütün fenlerin formülü geleceğin en güzel delilidir. Çekirdek gelecek bağrın en güzel ispatıdır. Madem gelecek bağır yoksa çekirdekte niçin ağaç yazılmıştır? Gelecek bahar olacağına delil meyvenin çekirdeğidir. Hepimiz ortak normal geliyor bu konuşmalar. Bunlar var mı? Var. Bunu insanlara veren zatta daha kapsamlı ve canlı cami olması gerekmiyor mu? Yani geleceği keşfetti bir insan, geleceği gördü, geleceği planladı oldu. Bunu insan yapabilirse, geleceği görüyorsa, bu insanı yapan zatta geleceği görmek daha kapsamlı cami olmaz mı? Çünkü insanların kabiliyetlerinin sahibidir Allah. İnsan bebekliğinden ihtiyarlığına merak eder. İnsan bebekliğinden İhtiyarlığını merak eder. Acaba bir vesileyle ihtiyar olarak dünyaya gelmiş olsak, mesela şimdi okuyayım da bakayım ilginizi çekecek mi? İnsan bebekliğinden ihtiyarlığını merak eder. Bebekken acaba ihtiyar nasıl olacağım? Acaba bir vesileyle dünyaya ihtiyar olarak dünyaya gelmiş olsaydık? Meyvenin içerisindeki çekirdekten kökteki çekirdeği çıkaracağım bak şimdi. Bir daha söylüyorum çok ilginçtir. Bu mantık ilk defa belki duyacaksınız. Bir daha söylüyorum. İnsan bebekliğinden ihtiyarlığını merak eder. Hep mesela ben 50 yaşındayım. 70 yaşımı merak ederim. Acaba nasıl olacağım? 20 yaşındakiler 50 yaşını merak eder değil mi? Hep böyle gelecek merak edilir. Şimdi ters çalıştırıyorum zamanı. Acaba bir vesileyle ihtiyar olarak dünyaya gelmiş olsak, herkes öleceği yaşta dünyaya gelse, 72 yaşında dünyaya geldin. Ölüm de ihtiyarlıktan gençliğe, gençlikten bebekliğe, buradan da fasulyeye, domatese, bibere ve dönüşse. Acaba ilk dünyaya ihtiyar olan gün geçtikçe, bebeklik denilen ölüme değse, mesela ölüm ters olur. Yani ölüm şimdi dünyada şöyle, bebek, gençlik, yaşıyor, ölüyor. Bunun ölüm bu. Şimdi ters yapalım, 72 yaşında adam dünyaya geldi, 72 yaşında ölecekti. Şimdi bu doğdu, 72 yaş. Ölümü nedir? 71 yaşında aldıklarını bırakıyor. İlmi, kültürü, hissiyatı, serveti.
Ondan sonra 71, 70, 69, 59, 52, 50, 49. Her sene aldıklarını bırakıyor. Yani kamil gelmiş. Boşata 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 bebekliğe geldi. Bebeklikten de hiç ölümü hatırlar mı? Mesela bebek yaşadığını farkında mı? Değil. Böylelikle biz bebeklikten gençliğe geçerken hatırlamadığımız gibi gençlikten olgun yaşa, ortaya yaştan ihtiyarlığa geçerken hiçbirimiz farkında değiliz. Bak çabuk böyle geçiyor. Mesela ben hiç hatırlamıyorum 40'tan 50'ye nasıl geçtim. Bak bir şey anlatacağım. Bunu yakalamanız lazım. 1 yaşındayken 2 yaşına geçiş anınızı, hissiyatınızı hatırlıyor musunuz? Anlar mısın? Anlamazsın. 10 yaşından 11, 15 yaşından 16, 17 geçerken hatırlamıyorsun. Uçak gidiyor böyle. Bunu ters çevirelim. 72 yaşından 71'e geçiş aldıklarını bırakıyorsun. Çaktırmadan oluyor. Ondan sonra hafıza kaybı vesaire yavaş yavaş aldıktan hop 15 bul uçağı. Aa baktım bul uçağı gitmiş. Onun için hiçbir şey haberin yok. Hop çaktır bebek oldun. Ve ölümü bile hiç anlamazsın. Çünkü bebeklikten yaşamıyorsun ki bilesin, ölümü anlayasın. Şöyle diyeyim. Acaba ilk dünyaya ihtiyar olan gün, yani 70 yaşındaki gün geçtikçe bebeklik denilen ölüme değse biz bebekliğimizi nasıl merak ederdik? 72 yaşına geldik. Olan acaba nasıl bebek, ben nasıl bebek olacağım ya? Din dese ki, örnekleri de var. Bak bu senin amcan, bak öyle mi ya? Kaç yaşında dünyaya geldi? 80 yaşındaydı. Şu anda bak bebek. Ben 45 yaşındayım. Babam mesela. Bu senin baban hakikaten. Allah Allah. Ben 16 yaşındayım. Babam ufalmış. 2 yaşına gelmiş. Ters geçse. Anlıyor musunuz? Kafanızı çalıştırıyorum. Bir daha söyleyeyim. Acaba ilk dünyaya ihtiyar, yaşlı olan gün geçtikçe bebeklik denilen ölüme değse biz bebekliğimizi nasıl merak ederdik? Hatta bebek döneminde şuurumuz olmayacağından bebekliğimize inanırdık. Bebekliğimize inanırdık. Fakat bebekliğimizin farkında olmadan ölüp giderdik. Veya üçüncü bir varsayım. 33 yaşında bir vesileyle dünyaya gelsek, her geçen gün hem ihtiyarlığa hem de çocukluğa doğru gitsek. 33 yaşında, şimdi 3 tane varsayım. Bir tanesi doğru, uygulanıyor. Doğuyoruz, bebeklikten gidiyoruz. İkinci varsayım, ihtiyar iken ölüm yaşımızdan geliyoruz, ufalıyoruz. Üçüncü varsayım, 33'te geldik. Hem aynı anda ihtiyar oluyorum, hem aynı anda çocukluğuma gidiyorum. 33'ten aşağı doğru gidiyorum. Hem başa gidiyorum, hem sona gidiyorum. Hiç böyle bir şey görmüş müydüm? Bunu bir kafayla olacak şey değil, bir rüyada birilerle müzakere ediyorduk. Ya rüya işte dediğimiz böyle yakaza gibi bir şey. Yoksa bak bir de şey yapayım. Üçüncü bir varsayım. 33 yaşında bir vesileyle dünyaya gelsek, her geçen gün hem ihtiyarlığa hem de çocukluğa doğru istikbalimiz olsa, bir yönümüz ihtiyarlık, bir yönümüz bebeklik olsa, neler hissederdik? İhtiyarlığı hissediyorum. Çocukluğu hissediyorum. 72 yaşındayım. 1 yaşındaki bebeklik duygum da var. İkisi acayip. Ama ben hala 33'üm. Ve ikisini de yaşıyorum. Neler hissederdik? O zamana göre şimdiki sistemi düşünsek ne kadar garip olurdu. O zaman sana deseler ki ya şöyle bir düşün. Bebek olarak dünyaya gelsen. Sonra büyüsen, gençlik olsan, böyle ilk kamil olsan, sonra ölsen. Allah Allah. Böyle bir sistemde olur mu ya? Yani çift olmadan tek sistem nasıl çalışır? Şu anda doğduk ya. Büyüyoruz. Biz bunu anlamazdık. Niye? 33'e geldik. Doğduk, bu sistemi çalıştırsak. 33 yaşında aynı anda ihtiyar oluyorum.
aynı anda çocuk oluyor. Gençliğe doğru. 33, 31, 34. 30, 35. 30, 36. Tamam. 20, 50. 10, 60. 0, 70. İkisi de ölüm. İkisi de ölüme gidiyor. Yani ikisini de biliyorsun. Kaderi görüyor musun şimdi kaderi? İki hali de biliyorsun. Çekirdek halinde 70 yaşındakini, 70 yaşındakinin de çocukluk halini bir anda bilebiliyorsun. Oldu mu? Yani 70'te mi vefat edecektin? 71'de. 70 yaşındayken, o haletindeyken bebekliğini de yaşıyorsun. Bebek iken 70 yaşı da yaşıyorsun. Bütünlük içine. Bu şaka zannetmeyin. Cennette olacak bunlar. Çünkü zaman yok. Her anı her anda yaşayacaksın. Ve her yerde olacaksın. Her anı her anı her anda yaşayacaksın. Her anı her anda yaşayacaksın. 70 yaşındayken 1 yaşındaki 1 yaşındaki halet de 70 yaşındaki haleti de yaşayacaksın. Ama bu alem hep mükemmele doğru gittiği için bunu anlayamıyoruz. Bu ilginç bir şeydir. Bunu bak göreceksin, orta biraz karışacak, itiraz edecekler, bilmem ne yapacaklar. Hemen ben emniyet sibabı koyayım. Bana ait bir tefekkürdür. Kabul ederse veya bunun üzerine çalışırsanız bu şeyi, malzeme, bu zemini, burada neler neler çıkacak, başka çok şey var ama o zaman değil. Bak şunu bitireyim. Bir yönümüz bebeklik olsa neler hissederdik? O zamana göre şimdiki sistemi düşünsek ne kadar garip gelecekti. Yani doğdu, büyüdü. Allah Allah. Tek yön mü? Tabii canım tek yön. 15, 16, 17, 50, 60, 70, 10. Vay be, böyle bir şey olur mu ya? Niye diyor bunu? Çünkü kendisi iki anı yaşıyor. Temelde hep zamanı anlama, zaman denilen nehrin veya şeridin bizi nereye taşımasıdır. Niçin bunlar hep garip hissediyoruz? Niye garip anlıyoruz? Hep suç zamanı. Zaman bizi nehir, zaman bir şerit. Bizi nereye taşıyorsa oraları hissederiz. Gidersin şimdi Afrika'ya beni bir anda götürseler yanarım. Yanma duyguları olur. Of ya var falan. Kutuplara götürseler üşürüm. Üşüme ile alakalı hisler olur. Zaman beni nereye götürürse o zemini hissederim. Zaman denilen nehrin veya şeridin bizi nereye taşımasıdır? Hal uğradığımız yerde inkılap geçirmemiz. Her uğradığımız yerde inkılap geçirmemiz. İnkılap geçiriyoruz. Şimdi konuşmacıların konuşmasından işte kişi geleceği çok tek görendir. Gelecek tasarladı. Yani şöyle konuşuyorlar bakın. İnsanlar ne konuşuyor? Şimdi konuşmacılar konuşmasından aldım. İşte kişi geleceği çok tek görendir. Geleceği çok ama tek görendir bu adam. Geleceği görenlerdendir. Demiyor musun? Geleceği çok iyi gördü bu bir bilim adamı. Başka? Geleceği tasarladı. Geleceği görerek bu sistemi tasarladı. O büyüğüne değil, geleceğin insanını yapıyordu. O bugünü değil, geleceğin inşasını yapıyordu. Öyle bilim adamı, öyle siyasi lider ki, bugünü değil, geleceği inşa yapıyordu. Başka, onda geleceği okuma aklı ve gözü vardır. Bak, gelecek ilim ehli için yok yani. Şu andaki gibi. Başka bir konuşma, sanki onun için gelecek yoktu. Geleceği şimdi yaşıyordu. Gibi tabirleri duyarsınız. Bunları duyanlar hiç itiraz etmiyorlar. Olur mu ya, gelecek gelmedi, adam geleceği yaşıyor. İtiraz eden var mı? Ya gelecek daha yok ki. Geleceği gördü diyor. Bir tanesi çıkıp da ona manyak mısın, deli misin ya? Geleceği nasıl gördü? Gelecek var mı ki? Demiyor değil mi? Demiyor.
Bir tanesi çıkıp demiyor. Geleceği okudum diyor. Haritalamış. Geleceğin planını yapıyor. Geleceği inşa ediyor burada. Kurguluyor. Bir tanesi Allah'ın kulu çıkıp da ne geleceği ya? Gelecek yok ki, sen ne planını yapıyorsun demezken. Allah için medar bas olunca nasıl oluyor sorusunu sorarlar. Bir insan geleceği görüyor, planını kuruyor, geleceğin adamıdır diyoruz. Bundan sorun yok. Allah geleceği biliyor deyince, ya nasıl biliyor? Bütün düşüncelere sahip olmak için yeter ki her daim aynı yolları kullanmamak lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gittiğimiz yoldan geri gelmeyin sözünün hatırladım. Herhalde bir manası insanı inşa eden eyle gözlemlemek şey yapmış. Mesela gittiğiniz yoldan gelmeyin. Camiye böyle mi gittin, böyle gel. Yani burada insanın inşası var. Gözlemlerken, şahit olurken oraları görüyor, konuşuyor, alakadar oluyor o insanlarla, o yollarla veya başka manzaralar görüyor. Şuradan geldiği zaman başka görüyor. Burada insanın inşası var. Düşünmeye zenginlik katmak var. Nasıl ki geleceğin buluşlarını şimdi bulmak nasıl mümkünse, geleceğin buluşlarını şimdi bulmuyorlar mı? Adam şimdi buluyor. Buluşlar geleceği aralamak değil midir? Yani bugün kullandıklarımı dün bulmuşlardı. Bugün kullandığımız şeyleri dün bulmamışlar mıydı? Ben bugün şahit olduğumu dün adam buldu. Ve bitiriyorum. Biliyorum çok uzadı. Aslında her bir buluş geleceğin geleceği aralamaktır. Hem düşünmenin ne yönü ne de zamanı yoktur. Düşüncenin yönü yoktur, zamanı ve mekanı yoktur. Düşündüğünü yapabilmen için tahayyül takılmış sana. Sanki tahayyül geçmişin, şimdinin ve geleceğin inşa edildiği zemin. Tasavvurda geçmişin, şimdinin ve geleceğin zamanı sanki. Bunların neticesi olan taakkuldur. Başkasına zaman ayırıyorsun zamanınızdan. Yani zamanınızın içine onun zamanını koyuyorsun. Onun anlattığı diğer birisi varsa o da kendi zamanının içinde bahsettiği kişinin zamanını koyuyor. Mesela adam geldi. Adam zamanın vardı. Hocam zamanın var mı? Ya bir kıver. Benim zamanın içerisine geliyor, benimle sohbet ediyor. Zamanımın içerisine zamanını sokuyor. O da başkasından nakil getiriyor. O üç tane zaman içinde oldu. Yani boyut için, zaman içinde. Hani iki kişi bir havuza girdiler, yıkandılar ve kendilerinden geçtiler. Sırrı kadere tersten bakmaktır. Sözler 279'da geçiyor. Ha? Olaya tersten bakmak. Yıkandılar ve sen kendine geçtiler. Yani o üç noktayı tefekkürünüzde kullanmanızı bazen malzeme yapın. Doğdu, öldü, bu yaşanan. Şöyle ikinci bir kurgu. Öleceğin yaşta doğsan, kayıplarla geçip sıfırlansan, bir de 33 yaşında aynı anda iki çifti yaşasan, çifti yaşarsanız ne mazi vardır ne mustakbel. Üçünü aynı anda yaşarsınız. Bir kişi iki hali mi yaşıyor abi? Üç hali yaşıyor. Mazi yaşıyor. Üçüncü örnekte. İstikbali yaşıyor, mazi yaşıyor. O anda yorumluyor. An. Anda gözüküyor. Yani ikisinin cemi. Mesela şöyle diyeyim. Giyerken çıkartmak gibi bir şey oluyor, enteresan. Enteresan oluyor, mesele değilim bak. Sen kaç yaşındasın İrfan? 31 abi. 31 senelik hücre var mı? Yok. Yok. Peki bir 6 aylık hücre var bak şimdi. 1 yaşında fikrettiklerin, hissettiklerin, yaptıklarını tencere 3 tane fikir, his, fiil koy tencereye karıştır, bir halet oldu.
15 yaşında 2 3 4 5 6 7 14 15 20 15 yaşında düşündüklerini, hissettiklerini, yaşadıklarını ama bir senelik hayatın. 15'e girdin, 16'ya girdiğin zaman 15 yaşındaki düşündüklerin, 15 yaşında bir yaş, bir sene içinde hissettiklerin, bir sene içinde yaptıkların hepsini karıştır, tencereye koy, karıştır. Bir halet. 15. 15 yaş haleti. Kader hali ve vicdanidir diyor ya, ona izah edeceğim şimdi. 16, 17, 18, 31 mi dedin? 31. Kaç tane halet var sende şimdi? 31. 31 taneyi haleti tencereye koy, hepsini karıştır. 33 tane, 35, 31 tane haleti de tek halet yap, buraya yapıştır. Simanda 30 senelik, 31 senelik hadise gözüküyor. Namaz kıldığın, kılmadığın falan. Bu işte kader hali ve vicdanidir. Gördün mü hali? Bir daha söyleyeyim de bitsin. Ama çok şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31 yaş. 1 yaşında doğdun, gelecek seneyi devriyesine kadar 1 sene kabul ediyor. 2, 3, 4. Mesela 9 yaşında girdin, 10 oldun. 9 yaşı içinde, 1 sene içinde fikrettiklerini koy tencereye, hissettiklerini koy tencereye, yaptıklarını koy tencereye, karıştır. Tek bir şey yap. 9 yaş haleti, 10 yaş haleti, 11 yaş haleti, 25 haleti, 30 yaş haleti, 31. 31 tane halet var. Aslında onu da 3'e çarpacaksın. Temelinde 3'er tane vardı. Fikretmek, hissetmek, fiil. 31 tane alet mi? Tencereye koy, karıştır. Tek bir alet yap. Buraya vur. Aa, 31 yaşında ya. Bütün mazi burada gözüküyor mu, gözükmüyor? Gelecek bile gözüküyor. İşte gelmeden suratında gelecek bile gözüküyor. Çizgiler surattaki ve eldeki. Hatta sesten bile senin geleceğin bile gözüküyor. İşte 33 yaşında ben karalama hikaye koymadım. Şu anda geçmişin de gözüküyor, geleceğin de gözüküyor. Görenler. O abi nasıl gözüküyor? Bir sene sonra ay nasıl tutulacağını fizikçiler, astrofizikçiler nasıl görüyorsa, bunlar da astro insanlar da böyle görüyor. Ha? Astrofizikçiler, metafizikçiler, meta insanlar da böyle görüyor. Bakıyor böyle. Allah diyor değil mi, peygambere söyledi. Müminin ferasetinden korkun, zira o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakan geçmiş ve gelecek andadır. Peygamber için geçmiş gelecek yoktur. Peygamber için ön, arka, alt, üst yoktur. Her tarafıyla görüyor. Çünkü aynı anda üç zamanı yaşıyor. Arkasıyla da görüyor. Orada olmazken orayı da duyuyor. Çünkü her şey her yerdedir. Hakikatini oluşturan esma en azami derecede peygamberde cereyan ettiği için her şey her yerdedir. Esmanın azami derecede mazarı olduğunu gösteriyor. Tamam? İlginç değil mi? Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Uzattığım için özür diliyorum. El Fatiha temas salavat.